Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine değişik bir tarifte sizlerleyim. Evet, sıcak lahana salatası arkadaşlar. Gerçekten bu salata çok nefis, lezzetli oluyor. Et kızartmaların yanında, ördek, kas bu tarz kızartmaların yanında garnitür olarak, meze olarak ya da salata çeşidi olarak kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok farklı bir salata tarifi. Ben bunu konservelik olarak hazırlayacağım, hem de yemelik olarak hazırlayacağım. Nasıl konserve yapacağım ve nasıl sunumda kullanacağım sizlere bütün videomu göstereceğim arkadaşlar. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Bir tane soğan arkadaşlar. 3 tane elma kullandım ve bir tane kırmızı lahana. Gördüğünüz gibi büyük boy kırmızı lahana. Lahana turşumuzu lezzetlendirmek için yaklaşık 1 çay bardağına yakın elma sirkesi, 5-6 yemek kaşığı kullandım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kadar şeker, 1-2 yemek kaşığı bal, yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz, yarım çay bardak zeytinyağı, 1 bardak, 1 su bardak arkadaşlar üzüm suyu. Evet. Malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Yapılışı. Öncelikle tenceremize yağ alıyoruz ve soğanları hafif öldürüyoruz. Daha sonrasında lahanamızı soğan ya da piyaz rendimizle, piyaz makinamızla bu şekilde kıyıyoruz arkadaşlar, ince bir şekilde. Elmaları da rendeliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ince ince doğruyoruz. Evet, soğanlarımız bir yandan öldü gördüğünüz gibi. Burada büyük bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben daha sonrasında düdüklü tenceremi büyük boyuna aldım. Tıkız geldiği için tenceremi değiştirmek zorunda kaldım. Rahatça bir çalışmak için büyük boy tencere daha avantajlı olacak. Evet, burada tenceremi değiştirdim. Tüm malzememi büyük boy düdüklü tencereme aldım. Yapımı çok kolay. Gerçekten ve müthiş lezzetli bir salata arkadaşlar. Belki daha önceden hiç yememişsinizdir ama bunu da denemenizi tavsiye ederim. Turşu tarzında bir konservelik salata arkadaşlar. Biraz tatlı bir turşu oluyor. Çok böyle yoğun bir tuz tadı olmuyor. Ekşi, tatlı, böyle çok lezzetli bir turşu. Evet, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da bal ilave ettim arkadaşlar. Ve burada damak tadına göre sirkesini ayarlayabilirsiniz. Ben 5-6 yemek kaşığı kadar ilave ettikten sonra daha sonrasında tadına baktım. Birazcık daha sirke ilavesi yaptım. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar eklemiş oldum. Evet. Şeker oranını da arkadaşlar 3 yemek kaşığı ekledim. Dikkatli kullanalım şekeri ilk etapta. Eğer tadı az gelirse daha sonrasında ilave edebilirsiniz. Rendelemiş olduğum elmalarımı da ilave ediyorum. Balı, sirkeyi, tuzu, şekeri, rendelediğim elmalarımı hepsini düdüklü tencereme aldıktan sonra şimdi organik 1 su bardak üzüm suyunu da ilave ediyorum içerisine. Şöyle bir karıştıracağım, soteleyeceğim arkadaşlar. Hepsi tamamen karıştıktan sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım ve haşlamaya bırakacağım. Eğer düdüklü tencerede pişirmezseniz pişirme süresi yaklaşık 1 saati bulabilir. Süreden tasarruf yapmanız için düdüklü tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü düdüklü tencerede ortalama arkadaşlar 30-35 dakika arası pişmiş oldu. Yani yarı yarıya süreyi kısaltmış oluyoruz. Evet, buradan 1 yemek kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Hepsini güzelce harmanlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok da güzel rengi oldu. Şimdiden bile iştah açıcı gerçekten. Hem çok lezzetli hem şifa deposu arkadaşlar. Şimdi tam da zamanı, eğer lahanadan değişik tarifler arıyorsanız bir de benim tarifimi deneyin derim. Evet.
güzelce harmanladım, karıştırdım tüm malzemeyi. Şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum ve havası çıktıktan sonra 30-35 dakika haşlamaya bıraktım. Evet, 35 dakika sonra lahanalarım çok güzel haşlandı. Çok güzel bir salata elde etmiş oldum. Turşu tadında. Hemen bunu sıcak sıcak kavanozlarsanız arkadaşlar konserve elde etmiş olursunuz. Ben bunun yarısını kavanoza dolduracağım ve diğer yarısını da hemen yemek için kullanacağım. Evet. Bu salatanın özelliği sıcak servis yapılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi sıcak salata. Soğuk da yiyebilirsiniz ama sıcak daha bir lezzeti artıyor. Daha güzel oluyor. Eğer et, kas, tavuk bu tarz kızartmalar yapıyorsanız onun yanına değişik bir meze çeşidi olarak kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, sıcak sıcak hemen kavanozuma dolduruyorum. Ve kapağını kapatacağım. Bu şekilde soğuyana kadar kendi kendine vakumlanmış olacak. İstediğim zaman çıkartacağım, kullanacağım. Uzun ömürlüdür. Bu şekilde bir yıl bile kalsa bozulmaz arkadaşlar. Evet. Biraz da suyundan ilave ediyorum. Bu şekilde kavanozumu dolduruyorum. Bu yapmış olduğum malzeme 2 konservelik tarifte arkadaşlar. Sizler dilerseniz ilk etapta bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer beğenirseniz sonrasında daha fazla yapıp konservelik olarak hazırlayabilirsiniz lahana turşularınızı, lahana salatalarınızı arkadaşlar. Açtıktan sonra da tencereyi alın, tekrardan ocakta birkaç taşın, kaynatın ve o şekilde servis yapın. Evet, ben şimdi küçük tencereme geri kalan salatalarımı aldım. Bunları daha sonra servis yapmadan önce tekrardan ısıtacağım ve servis yapacağım arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Gerçekten yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi evde olan malzemelerden farklı lezzetler elde ettik. Normalde ben bu turşuyu ya da salatayı Alman marketlerinden sürekli alıyordum. Dedim ki bunu ben kendim evde yapabilirim. Sizlere de bu tarifimi paylaşabilirim diye. Gerçekten aynısı, hatta çok çok daha güzel lezzette oldu. Evet, ben gördüğünüz gibi bu şekilde bir menü hazırladım. Bu patates toplarının tarifini de daha önceden sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Knödel, kartoffel knödel çok lezzetli oluyor. Patates püresinden elde ediliyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve fırında kas. Kas ve ördek kızartmalarının yanında genelde bu salatayı kullanıyorum. Ayrıca rostonun yanına da çok yakışıyor. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Eğer sizler de farklı lezzetler arıyorsanız, değişik lezzetler denemek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma mutlaka bir göz atın. Bu şekilde menü tariflerim, sos tariflerim, salata tariflerim, hamurundan pastasına, böreğinden çöresine, çorbasından sütlü tatlılarına kadar binlerce tarifim kanalımda mevcuttur. Dediğim gibi abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bütün bu tariflerimi diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.